aldığı nefesi genişlet. Ağızdan bırak. Birkaç defa daha. İyi, nefes sana yardımcı olsun. O bırakmakla beraber bedeninin sınırlarını, bedeninin şu anki halini, iç motivasyonu ve dış motivasyonu, disiplinli ya da disiplinsizliği, her halin ve oluşunu kabule geçmek. Cümlesi ve bunlar bizim en temel araştırmalarımız. Araştırıyoruz ve hatırlıyoruz. Kollarını arkaya doğru uzat, kocaman esne. İki dizim de karnı çekip sarıl. Kollarını iki yana aç. Dizlerini önce sol tarafa doğru düşür. Tarafta da aynı bırakmak iyice. Ve bir sonrakini düşünmeden sadece onun içinde bırakmak. Sol kolunu sağ kolun üzerine getir, cenine gir. Ve yere iterek oturma pozuna gel, oradan geç çocuğa. Naif, seni sana döndüren bir poz, çocuk pozu ve belki burada şimdi bir kez daha neden yoga, neden buradayım, neden şimdi bunu yapıyorum? Şöyle bir anlamlı oluversin senin için, bul tekrar anlamını, hatırla tekrar anlamını. Ne değişsin istiyorsun? Nasıl bir fark yaratmak istiyorsun? O fark ki annenden, babandan, arkadaşlarından, tüm sistemden öte, bağımsız bir fark. Ve dolan nefesle gel ortaya, boşalan nefesle tüm ayaklarını aşağı bakan köprü. Elinin yarısı matın üzerine, dizlerini hafifçe bük, bedenini birazcık daha geriye gönder. Dizler dökülsün geri, popo yayılsın topukların üzerine çocuk. Aldığı nefesle alt yerden sıyır. Sağ kolun sol kolunun altından iyice uzasın. Koy başını yere. Sağ kol solun altından.
Ve geç diğer tarafa. Şu yine burada bir saniye hareketli olan zihnini bırak. Popo yayılsın topun üstüne. Geri doğru alalım. Geri. Evet. Ve sadece bunun içinde kal. Ve bunu tüm ders boyunca hatırla. Girdiğin pozun içinde kalmak, hakkını vermek, bir sonrakini düşünmeden. Tekrar çocuk, gönder kolunu öne doğru. Kaldıranlı, ellerin arasına bak. Parmaklarını matinenizin tarafına yaklaştırmak ister gibi iyice öne doğru uzat. Orada kalsın avuçların, yapışsın adeta yere. Çek kendini oradan dört ayağa ve in yeryüzüne. Kalça, karın, göğüs, yeryüzüne bırak kendini. Elini geriye doğru al. İt yeri, kol bırak. Bir kez daha dirsekler geriye yumuşasın. Yeryüzü, toprak. Birkaç defa tekrarla. Dolan nefesle açılan göğüs kafesi yukarı. Sonra toprak. Ayak yere, dört ayak çocuk, dört ayak aşağıdan, sol bacak, aynı şekilde bir dizini, çevir kalçayı. Eller güçlüce yere itmeye devam ediyor. Bunun hizasını çok fazla sürdürüyor. Ve ayak yere. Dört ayaktan çocuk, çocuktan aşağıya. Şimdi biraz daha gerilmeye başla. Aşağı bakalım. Hizan bul. Ağırlığını gönder geriye. Gönderebildiğinde var. Dizler ister düz, ister bükülü. Başını bak ellerinin arasına yürüyerek gel uttanasana. Dirsekler birbirine sarılsın. Başının tepesini bırakabildiğin kadar bırak aşağıya. Sağ dizini bük, sol bacak düz. Ve o kalçanda hissettiğin yoğunluk sadece orada mı? Yoksa bir bak bedenin başka yerlerinde etkiliyor mu? Yine bir sonrakini düşünmeden orada kalmak üzere yönet kendine. Sol dizini bu sağ dizi bırak. Yani bir bacak düz, bir bacak bükülü, değil mi? Solu büktük, sağ bacak düz. Ve bedenindeki asimetriyi fark et. Bir taraf daha kapalı, bir taraf daha açık. Ayaklarını kapat biraz.
ayaklarını aşağıya doğru sarkıt. En son baş kalksın, roll up. En son baş kalksın. Sırtını yuvarlayarak gel yukarı. Ve yukarıya kalktığında baş başlatsın, roll down. Eller bulsun yeri, dizler bükülsün aşağı. Dört ayak çocuk, dört ayak aşağı. Sağ bacakta olan nefesle yukarı, gök dizini çevir kalçayı. Ayak yere. Diğer taraf. Bak ellerini uttanasana, yürü ya da iki büyük adımla gel. Bırak tamamen sarsın başın ve roll up. Dağ duruşu hizanı bul. Ayaklar kalça kemikleri mesafesi açık. Kuyruk sokumu. Küre kemiklerinin arası birbirinden uzakta. El parmak uçlarına kadar aktif kolların parmaklarını uzak aşağıya doğru. Çeneleri paralel. Çabasızca ama güçlü olabilir mi? Kalbise dikkat. Kalbise dikkatmak değil. Dolan nefeste kollar yukarı, bu da sarsana. Boşalan nefeste eller kürek kemiklerinin arasına. Dolan nefeste kollar iki yana açılsın. Boşalan nefeste kocaman sarıp gelin. Aldığı nefeste kollar yukarı. Verdiği nefeste katlan, uttanasana. Aldığı nefeste yarı yol açıp, verdiği nefeste iki büyük adım ılınır. Koy dizlerini yere, çaturangadan da inebilirsin. Toprak. Yüksel kobra. Tak ayaklarını aşağı bakan köpek ve bir geniş nefes al. Vakiyenin nefesini al, uttanasana yerleş. Yarı yol açıl, ardı uttanasana doldur göğsüne. Uttanasana katlan. Bir kez daha, yarı yol açıl. Katlan. Yarı yol açın. Dük dizlerini, eller gelsin kalça kemiklerini. Yüksel, tadasana. Kollar uzasın, udvastasana. Katlan, uttanasana. Yarı yol açın, artı uttanasana. Hızlanıyorum biraz. Katlan, uttanasana. Eller gelsin yere, iki büyük adım plank. Hadi orada tart bedenin ağırlığını. Elleri yerleştir tam omuzlarının altına. Topuklar geriye doğru uzasın. Karın duvarın güçlü. Ve ister şatrangadan ister bildiğin gibi aşağıya süzül. Sonra da yukarıya süzül. Kobra için. Geç dört ayaktan aşağı bakan köpek. Bu geçişlerde hep alt karnı aktifleştirmek üzere. Pasif bırakmadan. Bak ellerin arasına. Uttanasana. Yeri yol. Ardı uttanasana. Katlan uttanasana. Yeri yol bir kez daha. Eller gelsin kalça kemiklerine. Güzel. Kollar yukarı. Udvastasana. Uttanasana. Katlan. Dolan nefeste. Ardı uttanasana. Aç göğsünü. Boşalan nefeste. Katlan. İki büyük adım. Plank. Bul artık çaturanglığını, çaturangadan dastana ve yüksel yukarı bakan köpeğini. Dizler yerden sıyrıldı, göğüs açık, omuzlar kulaklardan uzakta. Karnı aktifleştirerek geç, aşağı bakan köpeği. Bir geniş nefes, mola ver. Uyanan kaslarını fark et, uyanmayanları fark et. İki büyük adım, uttanasana. Yarı yol.
eller kalça kemiklerini, taa dağsa, hurd bağıslarsa, hud tanası, yarıyor, hılmenk, çatırlanıyor, yukarı bakan, aşağı bakan, hud tanası, yarıyor, hud tanası, yarıyor. Eğer kalça kemiklerini uzun bir omurga ile yüksel, tar dağı sana kolları aşağı bırak, önden geriye al, hareket devam etse, hud tanasına katlan. Yarıyor. Katlan. Sıçrayarak gir, çat kullandır. Yukarı bakan köpe, aşağı bakın. Kapat ayaklarını. Ayaklarını bir kadıncık öne taşıp, yük dizlerini paki elinin arasına sıçrayarak yer tut sanası. Yarıyor. Katlan. Yarıyor. Eller kalça kemiklerini ta daha sana uzun omurga yüksel kollar geriye. Birazcık daha kalp tabanı. Biraz daha kalp tabanı. Katlan tut sanası. Yarıyor. Nefes doluyor her defasında. Katlan, boşal, sıçra, çaturanga. Yukarı bakan. Aşağı bakan. Düş yukarı. Kapat ayaklarını, sıçra gel, uttanası. Geliyor. Katlan. Boşal nefesini. Eller yatsın kalça kemiklerine, yüksel ta dansına, sabit kollarını iki yana, hatta ellerini getir kalbinin önüne, kapat gözlerini. Dengele zihnini, dengele nefesini, merkezini bul. Ve aç gözlerini, sabit kollarını, ta dansının hizasını bir daha bak. Ve arkaya doğru uzan uzanabildiği kadar katlan uttanası. Yarı yol açıp eller gelsin yere sağ bacağı gönder geriye. Alçak hamleni bul. Aç kalbini önce acele etme. En parmak uçları geldi. Öndeki dizinin hizasını bul. Birazcık daha yürütebilirsin. Ve kaldır kollarını. Dolanç. Kaktüs kollarına gir yavaşça. Gönder kolları yukarı gel merkezine. Eller gelsin yere. Pıllenk. Çaturanga. Yukarı bakan. Aşağı bakan. Güç yukarı. Bir geliş nefes. Omuzun içine girmek yerine. Elinin içi. Arka dizi bıraktın yere alçak hamleni bulduk. Önce avuçlar birbirine baksın. Parmak uçlarına gel. Kalbini aç. Karnını üst bacaktan uzaklaştır. Leğen kemiğini öne ve aşağıya bıraktığından emin ol. Kollar yukarı. Kalkış kollar geriye doğru aç kalbini. Nefes. Gülmenk. Çatırranga, yukarı bakan, karın kuvvetli, aşağı bakan, yerleş. Kapat ayaklarını, dük dizlerini, sıçra gel, uttanası. Yarı yok. Katlan. Bir kez daha, yarı yok. Tak kancalarını, badan ustası. Yine bir 5 nefes izin ver burada. Sakin, yayıl. Hem bırakıyorsun hem uzuyorsun. Omurların arası, hamstringsler.
zamanda zihninden kim bilir neler geçti. Ve ama sen her zaman merkezine geri dönebiliyorsun. Merkezine dön ve neden bunu yapmaktasın? Ver yanıtını. Kurtar ellerini. Bük dizlerini, eller gelsin kalça kemiklerine. Omuzları geriye doğru yuvarla, düz bir omurgayla yüksel, taraftansa. Eller gelsin diye kalkansın, halinde kapatıyor seni. Nefesini dengele, hızlandırsa. Ve gözlerini aç, kolunu sak, taraftansa. Dolan nefeste urdu hastasa, geriye doğru iyice gönder kalbi, katlan uttanasa. Yarı yola çık, ağır da, katlan, sol bacağı gönder geriye, alçak hamle. Ul hizanı hazır hissettiğinde kaldır kollarını gökyüzüne. Dolan nefeste kaktüs kollar, kal, tavanın yükselsin, boşalan nefeste blank, güçlü kollar, güçlü bacaklar ve kal orada şimdi. Çaturanga'ya süzül. Urdva'ya yüksel, nefes. Aşağı bakana güçlü geç. Ve kalbinin arkasına doğru yarısın nefesin. Sırtının arkasında hisset hatta nefesin. Sol ayak, sol elin içine alçak hamle. Yap hazırlığını, kaldır sonra kollarını, gökyüzünü, kaktüs kollara geçerken doldur nefesini. Bul merkezine, tekrar kollar yukarı. Ve plank. Kaldır da güçlü. Kolların, avuçların, arka ayakların seni destekliyor mu? Duranga, sürsün, yukarı, yüksel, aşağı bakan, güçlü, geç ve kalk. Kapat ayaklarını, sıçra gel, uttanasana. Yarı yol, ağırca uttanasana. Ve pada astasana'ya geç lütfen şimdi. Yani avuçlar ayak tabanlarının altına gel arkadaşlar. Ama iyice, ayak bileklerine. Pardon, el bileklerine kadar. Evet, bas üstüne. Bak, siz üşümüyorsunuz değil mi orada klimanın önündeki arkadaşlar? Bir öndesin. Düşünmeden yine kalmak. Bekleme anında da zihnin o dağılma eğilimini fark etmek. Kurtar ellerini. Eller gelsin kalça kemiklerine. Omuzlarını geriye doğru yuvarla. Yüksel, tal, dağılsın. Eller gelsin kalça kemiklerine. Sağ bacağı kocaman geriye gönder ve matanın uzun tarafına doğru çevir. Yıldız. Ayak parmakları karşıyı gösterecek. Kendisiyle yıldız. İki bacak arasında bir bacak mesafesi. Eller kalsın kalça kemiklerine. Tadasana hizanı araştır. Herkes şimdi hemen beline kavis verdi. Kuyruk sokumunu aşağıya davet edin lütfen. Nefes alırken kalça kemiklerini aşağıya doğru it, kalbi aç. Nefes verirken katla. Prasarita Padottanasana A. Bırak kollarını aşağıya. Dizleri bükmek serbest biliyorsunuz. Yarı yol açılırken el parmak uçları yerde. Kalbi aç, omurgayı uzat. Katlan. Bir geniş nefes sırtın arkasına doğru ve nefesi bırakırken ağırlığını bir kadımcık ayak parmaklarına doğru taşı.
çok arkada kalma. Ama başını bırak, düşmeyecek bir yer bul kendine. Tekrar geri yol açın. Eller gelsin kalça kemiklerine. Uzun bir omurgayla yükseldi. Şimdi açılsın kollar, yıldız. Nefes alırken avuçlar yukarıda birleşsin. Nefes verirken de C ile golden'ı hep karıştırdığım yerdeyim şu anda. Bakayım bir atayım. Prasavita Padmasana sana C. Kalçalarını ayak baş parmaklarına tak. Evet. Ya C'ydi bu ya D'ydi. Bu sanki D. Aynen bu D arkadaşlar. Güzel. Yarı yol açın. Nefes aldın. Boşalttın, katlandın. Birazcık daha ağırlığı ayak parmaklarına doğru yaydın. Çünkü ne istiyoruz? Olabildiği kadar kuyruk sapını yukarıya. Çok güzel. Yolculuk boyunca dengesizleşmiş değil mi? Kan dolaşımı özellikle yollarına oluyor. Hareketsiz kalmaktan. Özellikle şey, bacaklar müzdeli. Şu an pıtı 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 içeride bayağı biyolojik bir iş var. Çift pozdan sakince geri yol açın. Eller kalça kemiklerine uzun bir omurga. Kollar iki yana açıldı. Ve tekrar kondurun kalça kemiklerini. Güzel. Sağ ayak matın kısa tarafına 90 derece. Sol topuk geriye doğru 10 derece. Ön topukla arka ayağın kabisi aynı hizada. Ön dizi bük, ikinci savaş. Aç kollarını iki yana. Evet. Bakışlar sağ omuz üstünden karşıya. Öndeki diz içe düşmesin istiyoruz. Hala tadasana hizanı bulabilirsin. Arkadaki bacağı da çok önem ver. Arka bacağın üst kasları aktif olsun. Omuzlarına çok önem ver. Her iki omuz kulaktan uzakta. Her iki kol aynı hizada aksın. Doldur nefesini geriye savaş. Boşalt nefesini parş bakona sana. İbet. Doldur nefesini ikinci savaşçı. Boşalt nefesini Utthita Tirikonasana. İşte bu asimetriklere gelince bir şey olmaya başlıyor. Başka bir şey olmuyor. İkinci savaşçını bul, yıldızını bul, eller gelsin kalça kemikleri. Tamam, hatırladın şimdi bu üçlüyü. Aynısını diğer tarafta yapacağız. Ayağını çevir tarafına. Sol ayak matın kısa tarafına 90 derece. Arka topuk geriye, ön topuk arka ayağın kapısı hizanı buldu. Sonra ön diz bükülüyor. O 90 derecelik hizanı bul. Özellikle de diz içe düşmesin. Arka topuk geliyor, tam tersi. Tamam. Aha, bak. Tam tersi, tam tersi. Bunu hiç istemeyeceğiz, bu. Evet. Kollarını uzat lütfen, geri pozun içine. Tam merkezinde kalmak ise çok önemli kaybolmak yerine ve öndeki omuz yukarı kalkma eğiliminde. Yapmayın. Geriye savaştı. Nefes alırken boşalt nefesini parş bakınarsana. Sırtı geride bir duvar varmış diye yastırdığımız poz. Ve dizi unutmuyoruz. Dizini unutma. Diz içe düşmesin isteyeceğiz. İkinci savaşçı. Boşalt nefesini Utthita Tirikonasana. En yere gelmek zorunda değil. Hatta
hatta biraz dizinizin üzerine yükseltin, sırtı daha da geriye yaslayın. Boyun sıkışmasın, çene, boyun içeri doğru. İkinci savaşı aktif gel, ellerini arka çekimlerine yıldız. Yıldız. Ayaklarını çevirdin. Kalan nefeste kalbini aç, kalça kemiklerini aşağıya doğru it. Boşalan nefeste prasarita B, katlan. Kollar kaldı yani yukarıda, B'de. Dirsekler birbirine paralel, hayır. Eller kalça kemiklerinde, dirsekler birbirine paralel. Tamamen katlandın, bırak bırak bırak, başın yere geldiğini savunuyor. Nefes. Kolunu sarkıt. Sol ayağını yönünü matrisa tarafını çevir ve aşağı bakanı bu lütfen. Yerden geçiş yapıyoruz. Aşağı bakanı bu. Sağ ayak. Komşu yerleşti. Sağ elinin dışına. Sol dizi geride bir noktaya bırak. Tamam. Erken kere yapmak isteyeceğiz. İsteyen alt kollarını da yere bırakabilir. İsteyen burada kalabilir. Sağ ayağını iyice matın sağ tarafına açmış ol. Elini yerleştir, it yeri aşağı kadarına yürüyor altına. Şimdi hala sağ ayaktayız. Sağ alt bacağını iki elin önüne bırak, pigeon. Yeni bir pigeon olsun, göz kafesini bırak toprağa. Bırakmak ama hala aktif kalmak olabilir mi? Yani uykuya teslim değil ama pasif bırakıyorsun. Sol kalça kemiğini yere doğru yumuşatın. Sağ üstünde, sağ kalçanın üstünde oturmadığınızda emin olun. Nefes. Hazırlığını yap, aşağı bakımına geç. Kapat ayaklarını, sıçra gelmedin. Önüne kurt tanesi. Yarıyor, ardaya açılsın nefesin. Biraz daha derin katlan, uttanasana. Kollar yukarı, ubhasthasana için geriye doğru uzan. Katlan, uttanasana. Yarı yol açın. Katlan. İki büyük adım aşağı bakalım. Sol ayak, sol elin dışına kertenkele.
aşağı bakan. İyice arkaya. Şimdi hemen aşağıya inmek yerine gerçekten bir kere bir merkezini bul. İç bacaklar birbirine doğru yaklaşsın. Ön ayağın hizasını çalış. Öyle mi böyle mi, biraz daha içeride mi, biraz daha dışarıda mı? Genelde bu sol taraf çoğumuzda daha kapalı olan taraf oluyor. Biraz daha özel. Yığılmadığından emin ol bir tarafa, ondan sonra katla. Biz yoğunluğu sevmez bu poz. Ne sevmez başka? Özellikle dizler. Kalçada zaten sıkıntı varsa olmaz. Ama yoğunluğun kalçada hissedilmesi gereken bir yerdeyiz. Asla dizde değil. Elin kalça açacak. İyice. Çok güzel araştırmalar var. Kalçalarımızı duygusal dünyamıza bağlayan, ikisi arasında bir paralellik buluyorlar. O yüzden duygu yüklü kalçalar deyimi yerleştiriyorlar da. Bazıları da çok inanmıyor galiba. Fakat deneyim konuşur her şeyden önce. Sen pozu nasıl deneyimlediğine bakabiliyorsun. Ve bu taraf diğer taraf gibi mi senin için? Onu anla. Şimdi analiz edeceğim de bir şey söyleyeceğim. Mesela sol taraf bedenin dişi taraf, anne simgesi ve kendinle olan iletişimin, ilişkin. Sağ tarafsa eril taraf, dış dünyayla olan ilişkin ve baba simgesi. Böyle bir, şöyle bir bak konuya. Ve hazırlığı yap, aşağı bakalım. Üç güce geri gel. Dizlerini yere yumuşat. Çocuğuna yerleş. Sessiz yuvarlayıp oturma pozuna gelin. Bacaklarınızı önümüze lütfen. İkisini de düz önümüze at. Ayaklarını çek, flex. Evet, kollarınızı yukarı kaldırın. Yukarı kaldır, dirsekler birbirine sarılsın. Şimdi bu açıklığı koruyarak birazcık bacakların üzerine doğru yaklaş ve gel geri. Birkaç defa devam et bunu. Uzun omurga yaklaş ve gel geri. O dirsekleri iyice geriye doğru uzaklaşsın. Son girişinde kollarını bırakıyorum bacakların üzerine. Tamamen basit bir şekilde. Ve başını özellikle bırak. Eller ayaklardan tutabilir, tutmayabilir. Nasıl istersen. Neydi pozun adı? Bir yapmalı mı? Şaşırıyor olabilir miyim? Peki.
Ama hayat yoğundu ve pratiğe ağır aralık vermişsin. Sen tamam, şimdi oldu. Yavaşça geri gel lütfen. O zaman... Tamam, bunun da ismini soracağım. Ben söyleyeceğim. Sağ ayağı çek lütfen. Sağ ayaklarını sol bacak içine koysun. Dizini yani sağ devre çok güzel anlattım. Ve bir arkadan. Bunun adı ne? Türkçesi alın ayağı ya da baş dize. Baş dize. Bir tane, iki tane online ders vermekle pozisyon isimleri ezberledin mi? Mümkün değil, mümkün değil. Canım şu işe aslında arkadaşlar. Genelde işte dersin bu bölümünde soğuma amaçlı. Yine aşıldık aşıldık dışarıya, hadi artık yuvamıza geri dönelim pozlarından bir tanesi. Bekletelim öğrenciyi böyle bir pozda. Minimum 30 saniye. 1 dakika bekletin arkadaşlar. Ve minimum 30 saniye olarak da yaklaşabilirsin. Bir de yani bu şimdi yin yoga değil. Normalde mesela konumuz eğer niyetimiz, isteğimiz esnemekse en az 1,5 dakika. 1,5 dakikadan sonra kas cevap vermeye başlayacak. Gel geri. Geç diğer bacağı. Uzan, dökül. Ve bak insan, insanoğlu çok acayip. Mesela şu yorgunluğun üstüne sen bugün pratiğini yapmazdın. Sonra şöyle derdin. Ya şehir arası bir yolculuğum vardı. Bugünlerde yoga yapmıyorum o yüzden. Ama değil mi bak? Yaptın şu anda. Niye? Bir direktif geldi. Bir grubun içindesin. Yapmak zorundasın. Yani biraz kendini atla belki bir yerlerde o sürekliliği sağlamak için kendini yönetebilirsin. Bak şöyle olunca ben yapıyorum diye bildiğin bir yer bul kendine. Ve tabii bu şimdi esnemeler aynı zamanda lenf sistemine de masaj görevi görüyor ve bizi çok rahatlatıyor. Gel geri lütfen. İki bacağı uzat. Şöyle pıtı pıtı yerde çalkala. Ayak tabanlarını birleştir. Bağdak konasana. Katlan. İster topuklarını iyice yaklaştır, ister uzaklaştır. Uzaklaştırırsan sırt omurlarına etkisi olacak. Yaklaştırırsan kasıklara. Nefes. Böyle ne zaman ki dağınıklık var, sıkıntı var, hemen nefes. Hatta ucayi nefeslerine geçiş. Ucayi çok özel bir alan yaratmaya başlıyor. İçerideki frekans değişiyor. Daha yoğun geliyor enerji.
yavaşça çık, boysan gel sırt üstü yere. Sırt üstü yere gel. Evet. Ayak tabanları yere bassın. Ayak tabanları yere bas. İğne deliği sağ ayak sol bacağın üzerine lütfen. Ve gir poza. Aradaki boşluktan bir elini uzattın değil mi? Alt bacağı yakalıyorsun. Biri dışarıdan, biri içeriden iğne deliğine girdin. Pasif bırakma. Pigeon yapmış bir bedenin var değil mi? Birazcık daha yaklaştır kendine. Pigeon'da aynı etkiyi veren poz. Bu daha risksiz hatta. Yine o dağınık halini merkeze toplayabilir misin? Nefesi kullan lütfen. Böyle bir pratiği daha bir saat olmadı bile her gün yapsam. Acaba ne değişirdi? Yapmadan bile diyorsun. Bir yap. Bakalım ne değişiyor olacak. Bacak değiştir lütfen. Ve oturttuğunuz eğer mümkünse bacağınızın üstü olsun. Alt bacak değil de ha. Evet. Şimdi size bırakacağım. Şavasana'dan önce ihtiyaç duyduğum bir poz daha. Ne istiyorsan. Ve yavaş yavaş şavasana'ya doğru yayıl. Meditasyon vermeyeceğim. O yüzden hani, yorgunsunuz diye mi yapmak istemiyorum şimdi. Ama uzun bir şavasana olsun bu. 10 dakika. Uykuya girmemeye çalışma. Uyuyakalabilirsin.
nefesini derinleştirmeye başla. Yüzeye vermeye başlıyorsun. Minik hareketlerle başlasın. Ayaklar, parmaklar, kalça kaslarını sık bırak. Ellerin dolaşmaya başlasın bedenin üzerinde. Karnın, göğüs kafesin, kalçaların. Sonra kollar geriye uzansın. Diyeceksin. Ve oradan şehir bedenini sağ tarafına çekin. Çekinden de yavaşça toparlan oturuşuna. İlk oturuşunu bul. Elini serbest bacakların üzerinde. Gözlerin açık kalsın. Yerde bir nokta bu. Biraz ileride olsun o nokta. Burundan al, ağzından boşalt. Al burundan. 2, 3, 4, 5. Bırak. 7, 6. Burundan bırak. 4, 3, 2, 1. Ve kendi zamanında birkaç kez. Nefes özgür, gözler kapansın. Elini topla kalbine doğru. Sırtının arkasına doğru genişlet nefesini. Ve boşalt nefesini parmaklarına doğru. Alın derisi. Namaste. Evet, namaste. Neydi namaste'nin anlamı? Özün özünü selamlıyor. Tamam. Aşk olsun. Aşk olsun. Neydi? Bilen var mı? Ha, hiç bahsetmedik mi? Aşk olsun. Aşk olsun. Zaten anlamı adı üstünde ama nereden bu aşk olsun? Tasavvufta var aşk olsun. Onlar birbirlerini selamlarken ya da kendilerini tanıtırken tasavvuf erbapları. Bu bizim işte topraklar. Bir zaman namasteyi öğrendik. Şimdi bunu da öğrendim. Aşk olsun diyorlar ve bu bence çok özel, yaptıkları hareket de aynı şey bunlar işte. O da özünden özüne, yani ilahi aşkı simgeliyor orada hani ve onu hatırlatıyor, çok hoş oluyor. Ben de derslerimin birçoğunu öyle bitiriyorum. Şimdi sevgili